Herkese günaydın, iyi haftalar diliyorum. Cuma günkü kapanışa baktığımızda aslında büyük ölçüde yatay bir kapanış yaptık diyebiliriz. Tabii bu hafta itibariyle Amerika'da olay Fed'in açıklamalarına dönecektir. Bugün yarın çok önemli birinci sınıf diyebileceğimiz bir veri yok. Yarın toplantı başlıyor. Ertesi günde Fed'in kararı açıklanacak ki görüyorsunuz zaten şu taraftaki yani seviye tarafındaki beklentiler sabit kalmasında ama açıklamada nasıl bir detay gelecek onu tabii piyasa görmek isteyecektir. Şimdi bir iki nokta üzerinden isterseniz gidelim. Sabahki notumda paylaştım. Şu Krugman'ın bir önce isterseniz ne dediğine bir bakalım. Çünkü bunlar önemli olacak şu önümüzdeki dönemdeki FED hareketlerini veya piyasa hareketlerini anlamamız açısından. Şimdi bu zaten benim uzun süredir paylaştığım bir argüman. Hatırlarsanız geçen senenin sonunda da işte Fed'in duruyor olması çok iyi, çok süper gelişmekte olan ülkeler için vesaire tarzında yorumlar vardı. Sonra en azından işte Türkiye örneğinde gördük dolarda ve endekste ne olduğunu ama Krugman'ın söylediği çok basit bir iki nokta var. Fed'in faiz indirimleri çok etkili olmayacaktır ve bundan sonraki resesyona pek hazır değiliz diyor. Eğer olursa birazdan olur mu olmaz mı onu da tartışacağız ama videonun çok çok uzamasını istemiyorum. O yüzden hızlı bir şekilde gideceğiz. Birincisi Krugman'ın dediği yeterince indirecek bir faiz resesyonda söz konusu değil. Daha öncekilere baktığımızda ortalama minimumdan bahsetmiyoruz ama minimumda 2,5'un üzerinde ortalama 5 bas puanlık bir indirim olması lazım. Diyor ki 5 bas puanlık bir indirim bile daha önce jobless recoveries olarak tabir edilen yani işsizlik oranının ciddi anlamda toparlanamadığı daha doğrusu düşmediği dönemler yarattı. Yani çok da işe yarayamadı. Devamını isteyenler okur diye düşünüyorum. Yani fiscal tarafta yapılacak bilecek çok fazla bir şey yok. Çünkü zaten vergi indirimleri yapıldı. Ticaret savaşı devam ediyor. Dolayısıyla bundan sonra gelecek olan bir şoka hazırlıksızız tespiti var Paul Krugman'ın. Şimdi buradan çıkalım. Benim geçen hafta gönderdiğim Krugman'dan önce hareket ettim ama işte resesyon nedir, nasıl olur, şu anda var mı yok mu ama burada göstermek isteyeceğim benim karar ağacı tarafındaki görüntü. Krugman'ın Twitter'ının ardından bunun üzerine tekrar bir gidebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi faiz indirimine yönelebilir. Bu toplantı için bahsetmiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Veya sabırlı olmaya devam edebilir. Eğer faiz indirimine gidiyorsa iki tane senaryomuz var. Bir tanesi 98'de olduğu gibi önleyici bir adım atıyor demektir. Aslında kaygılı değil ama enflasyonda bir gerileme var. 98'de verimliliğin çok yüksek olduğu argümanı vardı Greenspan hatırlarsanız. Hatta yanlış ölçülüyor diye iddialı bir argümandı. Haklı çıktı. Maestro olmasının nedenlerinden bir tanesi de odur. Sonrası harcadı kendisini ama önleyici bir faiz indirimi geliyorsa 95-98 vakaları geçerli demektir. Dolayısıyla ciddi anlamda bir yükselişle karşı karşıya kalacağız. Benim şu andaki senaryom bu. Yani bir faiz indirimi gelse bile ben resesyona gideceğimize inanmıyorum. Faiz indirimine gerekli olduğunu da inanmıyorum ama bir faiz indirimi gelirse varlık fiyatlarını şişirtecek bir etkisi olacak. Yok eğer piyasanın düşündüğü gibi özellikle getiri eğrisinin çok net sinyalinden kaynaklanan beklentiler, hatalı beklentiler de diyemem. Bir resesyon nedeniyle indirim geliyorsa o zaman başımız belada demektir ki özellikle şunu söyleyeyim, tekrar söylüyorum, Aralık'ta da gördük, duruyor olması gelişmekte olan ülkeler için iyidir falan dendi. Şimdi de yine benzer bir şekilde destekleyicidir faiz indirimi diyor. Hiçbir şekilde değil. Çin'in halini görüyorsunuz. Çok net bir yavaşlama içinde. Amerika'da da eğer bir resesyon varsa lütfen faiz indirimlerini merkeze koyup stratejinizi belirlemeyin. Çünkü gerçek bir resesyonda çok ciddi problem yaşayacağız. Ama benim beklentim Amerika'dan bir resesyon değil, Avrupa tarafındaki problem. Şu tarafı önümüzdeki günlerde konuşuruz. Olacak mı olmayacak mı ayrı bir konu olarak gözüküyor. Şimdi gelelim tabii burada aslında benzer bir durum Çin içinde
geçerli. Sabahki notumu tekrar açayım. Çin tarafında nasıl bir gelişme oldu? Ben Kofçay'la küçük ve orta boy bankaları desteklemek için bir likidite operasyonu, daha doğrusu limit arttırımına gidiyor. Tabi buradaki sorunun şu olması lazım. Daha önce bu kadar rezerv karşılıklarında indirim olmasına rağmen hala neden likidite adımları gerekiyor? Çünkü çok ciddi bir likidite sıkışıklığı var. Arada dinliyorsunuzdur, okuyorsunuzdur. Bank of China'nın bu likidite hamleleri yine gelişmekte olan ülkelere çok ciddi destek verecek şekilde. Bu adımların kendisine hayrı olmuş mu, ona bir isterseniz bakalım. Görüyorsunuz sene başından bu yana gelen adımlara rağmen özellikle şu son dönemde çok net bir geri çekilmeyle karşı karşıyayız. Çünkü ekonomi yavaşlamış durumda, yavaşlamaya devam ediyor. Dolayısıyla bu likiditenin ülkeden çıkması, daha bankacılık sistemi kendisini korumaya çalışıyor, başka yerlere yayılması vesaire gibi argümanlar çok doğru argümanlar değil. Toparlarsak, eğer bir yavaşlama bekliyorsanız, eğer bir resesyon bekliyorsanız, Bank of China'nın veya Fed'in atacağı adımlar orta uzun vadede işe yaramayacak adımlardır. O kısa vadeli yükseliş pozisyonlardan çıkmak için bir fırsattır. Şimdi son olarak da notumda paylaşacağımı söylemiştim. Şu Singapur tarafındaki gelişmelere bakalım. Petrol dışı ihracat verisi açıklandı. Şuradaki sadece Çin'i vermiştim sabah. Diğerlerine de baktığınızda bakın, Avrupa Birliği, Çin, Malezya, Hong Kong, Japonya, yani Asya'nın geneline baktığımızda çok ciddi IM'lerde vesairede geçerli gerilemeler söz konusu. Ki Singapur'da önemli hub'lardan bir tanesi diyebiliriz. Sadece Amerika tarafında bir toparlanma var. Aslında şuradaki trende de baktığınızda neden Amerikan ekonomisinin resesyona girmesinin tehlikeli olduğunu görüyorsunuz. Çünkü diğer taraflarda toparlayacak, şu anda destek verebilecek sağlıklı bir ekonomi yok. Ayakta olan büyük ekonomiler arasında sadece Amerika var. Amerika'da da bir resesyon bekliyorsak, o zaman faiz indirimleri avuntu olacaktır. Bu resmi de göz önünde bulunduralım. Hafta sonunda Hong Kong'da tasa tasarısı donduruldu, geriye çekildi ama tamamen rafa kalkmadığından dolayı hala protesto gösterileri devam ediyor. Orada ne olacak, ne bitecek göreceğiz ama G20 öncesi Trump açısından olumlu bir durum bu, protestoların olması diyebiliriz. Şimdi Euro tarafına geçelim. Euro'da klasik, her zaman söylediğim hareketlerden biri. Yukarıya doğru hareketler, ki ben 200 günlük ortalamaya en azından değeceğimizi düşünüyordum. Herhalde FED sonrası diyeceksek değeriz. Yukarıya doğru hareketler satış fırsatı. Aşağıdan yukarıya kovalamaktansa yukarı çıktığında satmak daha makul gibi gözüküyor. Bu taraftaki tabii hava biraz değişmiş durumda. Özellikle FED'e yönelik beklentilerin değişmesiyle beraber şuradaki dolar pozisyonlarının yavaş yavaş kapanmaya başladığını görüyoruz. Veya short euro pozisyonlarının yavaş yavaş kapanmaya başladığını görüyoruz. 15.000 kontrat civarında hala yukarıya yeri var. Yani Fed'den güvercin bir açıklama euroyu yukarıya, biraz daha yukarıya götürebilir. O açıdan 13.60'lar, 15'ler bence hala gündemde. Ama genel olarak baktığımızda yukarıya doğru hareketlerin ben hala satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi şöyle bir tabii beklenti var piyasada. Fed daha yüksek oranda faiz indirimine gidebileceği için doların daha fazla düşme ihtimali söz konusu. Çünkü ECB'nin Fed'deki faiz indirimine, yani o makasa bakarsanız 2,5'luk bir faiz indirimine gitmesi, eksi 2.90'a çekmesi söz konusu değil. Dolayısıyla böyle baktığınızda ilk hareketin euro lehine olması daha mantıklı. Ama Avrupa tarafında işlerin daha kötüye gitmesi söz konusu olacağı için beni ilgilendiren ECB'nin ne yapacağı değil, içerideki işler ne kadar iyiye gidecek, bunu ne kadar kaldırabilecek bankacılık sistemi. Kaldıramadığı sürece isterse ECB faiz arttırsın, euro geri gelecektir. Dolayısıyla ilk aşamada yukarıya doğru hareketler söz konusu olabilir, 13.60 15 seviyeleri, ama bunlarda biraz pozisyon çıkmanın ben doğru olacağını düşünüyorum. Japon yeni tarafına isterseniz oraya da bir bakalım, sonra altınla birleştireceğim. Çünkü Japon yeni tarafında şuradaki
seviyeler bir destek sağladı gibi gözüküyor. Buradan ne kadar kuvvetli bir toparlanma gelir onu göreceğiz. Tabii Fed tarafında zayıf bir açıklama gelecekse Japon yeni tarafında da destekleyici olacaktır. İlk başta ki aslında kuroda yapabileceğimiz çok daha yüksek, çok daha fazla şey var açıklamasında da bulundu. Buradaki çok büyük bir Japon yeni short pozisyonu olmamasından dolayı muazzam bir short squeeze'den bahsetmiyoruz. Ama tabii önemli ölçüde bir hareket değerlenme söz konusu olabilir. Altın tarafına gelirsek altın tarafında aslında sadece teknik olarak bile baktığınızda Cuma günkü hareket önemliydi. Neredeyse 1360'ı gördük ama sert bir şekilde düştü ve dikkat ederseniz önceki günkü seviyenin de marjinal olarak bile olsa altında bir kapanış yaptı. Bugünkü harekete baktığımızda 37'leri gördük. Şu anda yatay bir seyir içindeyiz. Burada belli bir ölçüde mal boşaldığını söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Şuradaki vadeli kontrat üzerinden gidersek bakın hacim tarafında da kuvvetli bir hacim vardı. Önemli bir hareketti. Tabii bunun ötesinde aslında hala konuştuğumuz argüman üzerinden bence hareket yaşanıyor. Gümüşün bir türlü gelmiyor olması. İran konusu vesaire doğal olarak altını destekleyen gelişmeler ama spekülatif canlılığı yaratacak olan hareket gümüş tarafındaki hareket ve Cuma günkü harekette gümüşte de benzer bir seyir gördük. Sert bir yukarı hareket yaptı ama kapanış itibariyle baktığımızda 200 günlük ortalamanın ve önceki günkü kapanışın net bir şekilde altındaydı. Dolayısıyla gümüş zayıflığı hala devam ediyor diyebiliriz. Şurada altın gümüş oranına da baktığımızda elle tutulur bir toparlanma yok. 90'lar civarında seyretmeye devam ediyoruz. Altınla Japon yeni arasındaki o hani çok ufak bir uyumsuzluk var demiştim. O tarafa da hızlıca bir göz atalım. Hala çok ufak. Yani bunun üzerinden ben aman altına dikkat edin çok sert bir satış gelecek diyemem. Ama yine de şuradaki uyumsuzluğu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu elbette Fed ile beraber değişebilir. Yani hızlı bir Japon yeni hareketi görebiliriz ama şuradaki uyumsuzluk şu anda altının bulunduğu seviyelerin yüksek olduğunu düşündürüyor bana. Trade stratejisini buna göre yaparsınız yapmazsınız. O herkesin kendi trade yöntemine bağlı. Petrol tarafında şuradaki desteğin ufak bir çift dip haline gelmeye çalıştığını görüyoruz. İran konusu ısınmaya devam ediyor. Biraz burada da sıkışmanın günlük grafiklerde başladığını görüyoruz. Haftalık tarafta böyle bir durum söz konusu değil. Kuyu sayıları açısından baktığımızda son durum görüyorsunuz. Hafif de olsa gerilemeye devam ediyor ama ana trend olarak bakıldığında çok daha zayıf bir hareketle karşı bir trendle karşı karşıyayız. Şunu açabilirsem eğer. Şuraya koyalım hemen. Görüyorsunuz ciddi bir gerileme söz konusu. Sene başından bu yana bakarsak 100 dolarlık bir hareket ama yukarı doğru hareketi de stoplayan bir durum bu. Çünkü hemen kuvvetlenen bir petrol piyasasında yukarıya doğru kuyu sayılarında da artış var. Bu tarafta ben 55-60 aralığını hala beklemeye devam ediyorum. Tabii Fed'den ciddi korku yaratacak bir açıklama gelirse yani çok net bir yavaşlama var tarzında bir açıklama gelirse o zaman durum değişecektir. Fed'den açıklama gelecek mi? Özellikle Cuma günü gelmiş olan şu enflasyon beklentilerindeki bozulmayı paylaşmıştım. Şu önemli bir gelişme en azından buna bir vurgu yapacaktır diye düşünüyorum. Faiz indiriminin de merkezinde resesyondan ziyade bence enflasyon beklentilerinde ve enflasyonun kendisinde görülen zayıflık biraz daha ana bir rol oynayacak diye düşünüyorum ama bunu zaten Salı veya Çarşamba günü yazının ikinci yarısını da paylaşacağım. Mısır tarafı emtiaları bitirmeden önce Mısır'a da bir bakalım. Mısır tarafında yine kuvvetli bir güne başladık gibi gözüküyor. Şuradaki
çok kuvvetli yükselişi görüyorsunuz. Bu sabah da benzer bir şekilde zıplamış durumda. Açıklama, akşam gelecek olan açıklama, kısa vadede yönü tayin edecek olan açıklama. Soybean tarafında da problemler var. Şuradaki toparlanma var mı, olacak mı, onu görmemiz lazım. Yoksa yukarıya doğru hareket kaçınılmaz bir şekilde devam edecek ki geçen gün gösterdim aslında tarihi, şurada tekrar açarsam, problemli dönemler olarak benim adlandırdığım tarihi dönemlerin içine girmiş, seviyelerin içine girmeye başlamış durumdayız. Şurada görüyorsunuz şu yükselişlerin veya bu seviyelerin üzeri sorunlu dönem yükselişleri. Kalıcı olmuyor belki, yani şöyle şurada gördüğünüz aralık gibi kalıcı bir yıllarca süren bir fiyat aralığı değil, ama nereye gideceğini, ne sertlikte gideceğini ve tabii ne sertlikte döneceğini de kestirmenin zor olduğu seviyeler. Dolayısıyla stoplu hareket etmenizi tavsiye ederim. CFTC'deki pozisyonlara da bakalım, çünkü artık yavaş yavaş buraya görüyorsunuz piyasa tarihi şortta yakalandı. Bu kadar kuvvetli yukarı gitmesinin bir nedeni de Mısır'ın aslında bu. Tarihi şortta yakalanan bir Mısır'la karşı karşıyayız. Şu anda geldiğimiz seviye, burada şortçuların perişan olduğunu gördük. Geldiğimiz seviye itibariyle de bir aşırılık söz konusu değil. Ortalamaya gelmiş durumdayız. Dolayısıyla hala yukarıya doğru gidebilir. Aşırı diyebileceğimiz spekülatif bir dalgada gelebilir Mısır tarafında. Bono tarafında ne söyleyebilirim bilmiyorum. Çünkü beklentimin tamamen aksi yönde hareket eden bir bono piyasasıyla karşı karşıyayız. Burada da gösterge bir toparlanma işareti veriyor olsa da şu an için baktığımızda FED toplantısı kısa vadeli yönü belirleyecek olan gelişme. Bence faiz indirimlerini abartan bir seviyede şu anda, dolayısıyla yukarıya doğru bir toparlanma görme ihtimalimiz yüksek. Ama elbette Fed'den çok güvercin bir açıklama gelirse diyecek bir şey yok. Daha da değer kaybedecektir. Buradaki asıl problem şurada hala 12 trilyon dolarlık bir eksi getirili tahvil stoğunun birikmiş olması. Bu ne kadar gerçekçi veya diğer ülkelerin durumu ne kadar Almanya ile karşılaştırınca olumlu, bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz diye düşünüyorum. Bitcoin tarafı, biliyorsunuz yarın açıklanacak olan white paper var Facebook tarafında. Burada bir destekleyici olacağı görüşünü geçtiğimiz haftaki yazımda paylaşmıştım. Şunu hafta boyunca yaparsak görüyorsunuz aslında gapli bir açılış söz konusu değil. Hafta sonu sakin bir şekilde yukarıya doğru gitmiş durumda. Şimdi buradaki, işte şurada bir çanak var, burada kulüp oldu mu olmadı mı, bunlar teknik analize daha hakim isimlerin yapacağı tespitlerdir. Ama şu gördüğümüz 9700-9800'e doğru bu hareketin devam etmesi gerekir diye düşünüyorum. Tabii ne kadar sağlıklı, o da tartışmak lazım. Aslında şu dalgalanmalar sağlıklı ama görüyorsunuz indikatör tarafında henüz yeni zirve onaylanmış değil. Tabii bir trend oluşumundan bahsetmek de henüz mümkün değil. Görüyorsunuz 25'in çok az üzerinde, 27'ler civarındayız ama burada bir hızlanma durumunda çok seri bir şekilde 9800'ün de aşıldığını görmemiz mümkün olacaktır. Yine bir başka Litecoin'den sonra Ether'den bahsetmiştim. Takip etmeye başladığım 243'ler civarındaydık. 275'leri gördü. Şu anda da hafif bir gerileme içinde ama şurada gördüğümüz seviyeler, yani 280 ile 290-300 aralığı problem yaratacak olan seviyeler. Bu seviyelerin aşılması durumunda çok sağlıklı bir harekette Ether'de başlayacak ve 350'lere doğru bir yükseliş olacağını düşünüyorum. Ama önce bir Facebook'un açıklamasını görelim. Nasıl bir
projeden bahsediyoruz. Onu görmemiz lazım. Hemen ardından da bir değerlendirme yapabiliriz diye düşünüyorum. Piyasadaki short pozisyonlara da bakalım. CME'de hala ağırlıklı short pozisyonlar var. Biraz toparlanmış durumda ama ciddi anlamda short'tayız. Bütün bu toparlanmaya rağmen bunu da bir kenara yazmak lazım diye düşünüyorum. TL'ye gelelim. TL'deki harekette söyleyebilecek çok fazla bir şey yok. Cuma günü açıklanan not indiriminden sonra zaten 200 günlük ortalamanın altına kaymamıştık. Hatırlarsanız trend çizgisinin de öneminden bahsetmiştim. Dolayısıyla 50 günlük ortalamayı zorluyoruz. 86, yani şu 80 şu seviyelerin üzerinde oluyor olmamız olumsuz bir gelişme. Yavaş yavaş daha yukarıya doğru itecektir. Burada da yani bundan bir sonraki durak olarak da nerelere bakıyoruz dersek 5.96'lar civarı. Geçtiğimiz haftalarda destek bulup yukarı deniyordu. 5.96'lar civarı bundan sonraki en kritik direnç benim gözümde. Burasının kırılması durumunda hareket şurayı da geçecek bir boyut kazanabilir. Tabii bazı noktalar önemli diye düşünüyorum. Şurada görüyorsunuz B1'deyiz. Aynı şekilde Yunanistan'da B1'de. Elbette bazı metrikler üzerinden giderseniz, örneğin borç oranı tarafından bakarsanız Yunanistan'la karşılaşabilecek bir durumda değiliz. Ama şunu da unutmamak lazım. Yunanistan'ın arkasındaki fonlama imkanları bizde söz konusu değil. Dolayısıyla eleştirilebilecek bazı noktalar var. Moody's'in kendi içinde örneğin seçim sonucuna bağlı olarak gerginliklerden bahsediliyor. Bir hafta sonra da açıklanabilirdi rapor diye düşünüyorum. O riski görmek açısından vesaire. Ama genel olarak baktığımızda fiyatlamalar üzerinde çok fazla bir etki yaratmaktan ziyade bir uyarı olarak daha fazla etkisi olacaktır diye düşünüyorum. CDS'leri şu anda çok sağlıklı görüyor olamayız. Ama CDS'ler üzerinde de elbette etkisi olacak. Şu anda görüyorsunuz Japonya seansını yansıtıyor ama doğru düzgün bir işlem yok. Dolayısıyla çok fazla bu tarafa bakamıyorum. Yukarıya doğru eğer bir hareketlilik olursa, ki birkaç tane soru geldi, belli bir reytingin altında CDS yazılmıyor diye bir bilgi var, doğru mu diye. Hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Parasını, primini ödediğiniz sürece her şeye bir CDS yazabilirsiniz elbette. Herkese iyi haftalar diliyorum.